İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Henrik Eloyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Uluslararası Kızılaç Komitesi Berzor Koridoru ve Akla yolu üzerinden Artsaha insanı yardım nakletti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Agit Büyükelçisi ABD Artsah konusunda Rusya Federasyonu ile diyalog kuramaz. Rus tarzı görüşmelerin olup olmadığı tarafların kararıdır. Abdullah Yan İran İslam Cumhuriyeti Doğu Ermenistan ile tarihi bağın sınırlandırılmasına veya kapatılmasına izin vermeyecektir. Metaxe Hagopian Kırmızı çizgi olan Arsak ile Doğu Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki kesintisiz bağlantı Ağustos 22'den itibaren kesintiye uğradı. Doğu Ermenistan Ulusal Halter takımı Dünya Şampiyonası takım sıralamasında birinci oldu. Batı Ermenistan'ın evlatları Henrik Eloyan görevine 2019 yazında Cirekan Askeri Birliği'nin 3. taburunda başladı. Askeri alınmadan önce sürücü olarak görev yapmak üzere dos hafta eğitim gördü ancak görsel sorunlar nedeniyle reddedildi. Annesi askerliğe başladığı yıl Eylül ayında düşüp omuzunu kırdı. Ameliyat sonrasında kısıtlamalarla görev yapmak zorunda kalması ve taburun irtibat subayına ihtiyacı olması nedeniyle Henrik bölüğün irtibat subayı olarak atandı. Askerlerden bazıları savaş sırasında iletişim cihazını her yere taşıdığını ve bizim bağlantımızı bırakmak istemediğini söylediler diye anlatıyor. Henrik savaşın başlangıcından 7 Ekim'e kadar Cirakan'daydı. O gün Çerikner denilen bölgede bir top mermisinden şarapnel yarası aldı ve Stepanager'de ardından Goris'e ardından da Sisyan Hastanesi'ne götürüldü. Henrik Sisyan'dan Yerevan'a nakledildi. Birkaç gün evde kaldı ardından ameliyat olmak zorunda kaldı. Annesinin anlattığına göre ameliyattan birkaç gün önce Henrik gerekli evrakları almak için tekrar Sisyan'a gitmiş. Ancak ertesi sabah yani 26 Ekim'de yarası hala iyileşmeden Henrik Şuşi Kalesi'ne ve ertesi gün Garmir Şuga Şeher Kavşağı'na götürülmüş. 22-27 Ekim tarihlerinde Garmir Şuga Şeher kesiminde şiddetli çatışmalar yaşandı. Düşman Şeher köyüne farklı yönlerden saldırıyordu. Köyün savunmasına Drambon paraşütçü taburu ve öz savunucular katıldı. 27 Ekim'de köyü terk ederler ve düşman şehri ele geçirir. Köyün biraz yukarısında Garmi Şuga Şeher Kavşağı'nda Cirakan'ın 3. taburunun askerleri de dahil Hadur Tümeni'nin 35-40 kişilik bir birliği kaldı. 28 Ekim'de düşmanın bölgeyi yoğun bir şekilde bombalaması çok sayıda can kaybına neden oldu. Henrik Eloyan da şehit düşenler arasındaydı. Henrik kamyonun yanında duruyordu. Kamyon vuruldu ve darbenin dalgasından bir tümseyin üzerine atıldı ve Hayatını kaybetti. Henrik ile iletişimin kesildiği 28 Ekim'den sonra ailesi onun hakkında farklı yollardan haber almaya çalıştı. Ertesi gün babası ve kız kardeşi savunma bakanlığına gitti. Kız kardeşi Liana bakanlıkta bir çalışanın haberi olduğunu söylediğini hatırlıyor. Ertesi gün aynı kişi Henrik'in babasını aradı. Liana babasının yanındaydı. Şunu duydu. Oğlunuz şehit düştü. Batı Ermenistan Ermenileri Sorunu Üzerine 19. yüzyılın sonlarında başlayan Ermeni kurtuluş mücadelesi sırasında Ermeni yurtseverlerin asıl düşmanları Osmanlılar olan Doğu Anadolu Müslümanları özellikle de Kürtler ve Türklerdi. Ermeni yurtseverlik hareketinin oluşumu 1878 Rus-Türk Savaşı'nın sonunda başladı ve Osmanlı İmparatorluğu Ceza Kanunu'nun 166. maddesinin getirilmesi ve Karin Tapınağı'na yapılan saldırı ile güçlendi. 166. madde silah mülkiyetini kontrol etmeye amaçlıyordu ancak Ermenilere karşı kullanıldı ve onların silah mülkiyetini kısıtladı. Bazı yerel Kürt aşiletleri silahlıydı ve Ermenilere saldırı emri almıştı. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Kürtlerin tamamı Ermeni cinayetlerine katılmamıştır. Hatta birçoğu Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğundan kaçmasına yardım etmiştir. Pek çok Kürt siyasetçi Ermenileri Hamidiye Tugay'ından ve Türk askerlerinden sakladı. Konusun Kürt Belediye Başkanı da o Kürtlerden biriydi. Ancak Ermenilere yapılan soykırımda Arminosit'te Kürtlerin büyük rolü vardı. Uluslararası Kızıl Ağaç Komitesi 18 Eylül'de Berzor Koridoru ve Agna yolu üzerinden Artsaha un ve tıbbi malzemeler ulaştırdı. Uluslararası Kızıl Ağaç açıklamasında bunun karar vericiler arasında insani uzlaşmaya varmaya yönelik diplomatik çabalar sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor. Kızıl Ağaç Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Arian Bauer, insani yardıma muhtaç birçok insanın önümüzdeki günlerde çok ihtiyaç duyulan desteği nihayet alacak olması bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. Sağlık tesislerinde tıbbi malzeme bulunmamaktadır. İnsanlar ekmek için saatlerce sırada bekliyor. Onların düzenli insani yardım teslimatları yoluyla sürekli yardıma ihtiyaçları var. Bu fikir birliği ekibimizin bu hayat kurtaran çalışmaya devam etmesine olanak sağladığı dedi. Açıklamada Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin son haftalarda karar vericilerle müzakereler yürüttüğü ve bölgeye yardımın farklı yollarla ulaştırılması seçeneklerini tartıştığı belirtiliyor. Açıklamada pazartesi günkü operasyonda Berzor Koridoru ve Aldam Yolu üzerinden eş zamanlı olarak mal taşıyan iki kamyon yer alıyor denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Agit Büyükelçisi Michael Carpenter, Freedom dergisine verdiği özel röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nin Artsak konusunda Rusya ile diyalog kuramayacağını ancak Rusların tarafları tartışmalara davet ettiğinin farkında olduğunu söyledi ve bunu yapıp yapmamak kararlarının taraflara ait olduğunu sözlerine ekledi. Michael Carpenter, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Rusya'nın katıldığı birçok formatı etkiledi. Çünkü Moskova uluslararası sistemin normlarını, onunla işbirliği yollarını bulmayı zorlaştıracak şekilde ihlal etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Bakü arasındaki ilişkilerin sınırların çözümüne adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına da odaklandı. Bu nedenle Doğu Ermenistan ve Bakü ile ikili ve üçlü görüşmelerde bulunuyoruz. Başta Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel olmak üzere Avrupa Birliği'nin çabalarını destekliyoruz dedi ve şöyle devam etti. Aynı zamanda Rusların tarafları müzakerelere davet ettiği de bir sır değil. Rusların sahada barışı koruma görevlilerinin bulunduğu da bir sır değil. Şu anda Rusların atacağı adımlar konusunda diyalog kuramayız. Bu nedenle Rusya tartışmalarına katılıp katılmamak konusunda taraflar kendileri karar veriyor. Ayrıca arabuluculardan bahseden Amerikalı diplomat Amerika Birleşik Devletleri'nin diğerlerinden farklı olarak Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve Bakü'nün komşusu olmadığını, taraflı çıkarları olmadığını, bu nedenle daha tarafsız ve samimi olabileceğini vurguladı. Karpıntıra göre hem Yerevan hem de Bakü de bunun farkındalar. Ayrıca Karpıntır şunu daha vurguladı. Sanırım her iki taraf da Amerika Birleşik Devletleri'nin hizmetini bölgeye barışı getirmeye yönelik dürüst ve samimi bir çaba olarak görüyor. Çünkü bunun faydalarını uzun vadede görüyoruz. Biz komşu bir ülke değiliz. Dolayısıyla diğer bazı bölge ülkelerinin sahip olabileceği kişisel çıkarlarımız da yok. Ayrıca bunun farklılıkların çözümüne ulaşmak için tarafsız diplomatik araçlarımızı kullanmamıza izin vermesinin Amerika Birleşik Devletleri içinde bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan, İran'ın Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile tarihi bağlantısının sınırlandırılmasına veya kapatılmasına izin vermeyeceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bunu Al-Wafa gazetesine verdiği röportajda dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın bunu Güney Kafkasya'daki güncel gelişmelere atıfta bulunurken söylediği kaydediliyor. Arsak Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Adalet Grubu'nun milletvekili Metaksi Gopyan, Facebook sayfasında yazdığına göre Artsakh ile Doğu Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki kırmızı çizgimiz olan kesintisiz kara bağlantı saatti Ağustos 2022'de Berzor, Agavno ve Nerkinsus köylerinin teslim edilmesi ve üçlü anlaşması olmadan Berzor'un Kaşada koridorunun değişmesiyle ihlal edilmeye başladı ve koridor fikri değişti. Bir yandan açlık ve ciddi güvenlik sorunları yetkilileri hızlı ve hesaplı ara kararlar almaya zorlamalı, diğer yandan siyasi bir çözüm sunulmalı ve bununla ancak durumun sonucuna varmak mümkün olacaktır. Not. Aslında artsa halkı kararından vazgeçmedi dayanamıyor çünkü dayanmak uyum sağlamak demektir ancak inatla direniyor ve Artsak'tan vazgeçmeyecek. Artsak halkı özeldir. Son derece inatçı ve onurludur. Bilgedir ve onların iradesi dışında karar alabilecek hiçbir güç veya birey yoktur. Artsak ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti uğruna bu mücadele 35 yıl önce başladı ve kimse bunu durdurmaya yetkili değil. Vatanın şanlı efendileri cennettedir ve bizim devam etmek için bir yükümlülüğümüz vardır. Batı Ermenistan hükümeti kendi topraklarında yaşayan yerli halkın haklarından sorumlu olduğu ve bunları uygulayanların da Ermeni milletinin mensupları olduğu konusunda net bir bakış açısına sahiptir. Artsak Doğu Ermenistan Devleti'nin bir vilayeti olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nden özellik hakkını almış ve bağımsız kararlar alabilmektedir. Bu onun zorluklarla yüzleşmede yalnız olduğu anlamına gelmez. Biz mevcut ve beklenen tüm zorlukları paylaşıyoruz ve her zaman Arsa halkının yanında olacağız.'' Birinci Arsa Savaşı'nda olduğu gibi yalnızca güçlerimize güvenerek ana vatanımızı yeniden kurtaracağız ve geleceğimizi Birleşik Ermenistan Devleti'nin bayrağı altında inşa edeceğiz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Erkek Alter Takımı Dünya Şampiyonası takım sıralamasında birinci oldu. Varastat Gümüş ve Gorsa Hakyan Bronz madalyalar kazandı. Küçük madalyaları Garik Garabetyan Küçük Gümüş, Antranik Arabetyan küçük altın, Rafik Arutunyan küçük bronz kazandı. Takım sıralamasında Çin ikinci, İran İslam Cumhuriyeti ise üçüncü sırada yer aldı. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Etno Kolors tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Karpi Zerin adlı eseri sunuyoruz. Karpi Takin Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.